Merhaba dostlar ve beni dost kabul edenler. Bugün sizlerle üyesi bulunduğum Kastamonu Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ile yaptığımız Dada ilçesi Kızsini Köyü ile Ayı Kayası olarak isimlendirilen kaya arasındaki yürüyüşümüzü aktaracağım. Yolculuğumuza biri servis, diğeri binek tipi iki araç ile Kastamonu'dan başlıyoruz. Daday'dan önce sağa dönmek suretiyle sırasıyla Bayramlı, Budaklı, Arabacılar köylerinin içinden geçip ana yoldan 13 kilometre sonra Daday'ın Kızsini köyüne ulaşıyoruz. Köy sakinlerinden Adnan Bey ve değerli eşinin çay ikramının ardından gidiş dönüş 12 kilometre sürecek doğa yürüyüşü için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yürüyüşün başlangıcında stabilize araç yolundan mı yoksa Mera'ya inmek suretiyle yeşilliklerin arasından mı yürüyelim diye kararsız kalınsa da Mera'dan yürüyüp sonradan yola çıkmaya karar veriyoruz. Hem yürüyüş kuralı hem de katılımcı sayısını öğrenmek adına sayım yapmak için tek sıra halinde yürümeye başlıyoruz. Yaklaşık 500 metre sonra Mera ve tarlaların içinden ayrılıp stabilize yola çıkıyoruz. 2 kilometre kadar stabilize yolda ilerledikten sonra kısa süreliğine ormanın içine giriyoruz. Gidiş mesafesi olarak yolun yarısı diyebileceğimiz bir noktada ağaçtan yapılmış estetik bir görünüme sahip çeşme ve oluğun yanında mola veriyoruz. Suyun az akması sebebiyle herkes su kaplarını doldurmak için sıra beklerken ben de etrafta piknik alanı olarak kullanılabilecek ağaçlık alanda dolanıyorum. Önünde az akıyor olsa da suyun bulunduğu, arka kısımlarında el yapımı masa ve oturakların olduğu, gölgelik alan, sessiz, sakin, dinlenme mekanı arayanlar için uygun olsa da belirtmeliyim ki geçici bir durum değilse eğer aşırı sivrisinek barındırıyor. Ağaç gövdesinden yapılmış çeşme ve oluğu bir de yakından görelim. Bu kısa molanın ardından yürüyüşümüze devam ediyoruz. Yol üzerinde vaktiyle bomboş iken şimdi ağaçlarla kaplanmış kale olarak adlandırılan tepeye çıkıyoruz. Burasını ilerleyen zamanlarda ayrıntılı olarak sizlere aktarmaya çalışacağım. Kale sonrası stabilize yolda yürümeye devam ediyoruz.
Ayı kayasına 500 metre kadar bir mesafe kala yoldan sola ayrılıp ormanın içine giriyoruz. Bu güzergaha önceden gelip rotayı oluşturan arkadaşların öncülüğünde Kızsini köyünden baktığımızda görülebilen Ayı Kayası ismi verilen kayanın üzerine ulaşıyoruz. Yürüyüşün lideri Feza Bey, Ayı Kayası'nın çevresinde küçük bir mağara olduğunu, mağarayı bulan arkadaşa küçük bir hediye vereceğini belirtiyor. Arkadaşların bir kısmı mağarayı bulmak için kayanın yamaçlarına doğru arama işlemine başlarken, benim de içinde bulunduğum bir grup arkadaş da nasıl olsa birileri mağarayı bulacak, biz de o zaman gider görürüz diyerek çantalarımızdaki azıklarımızı çıkarıp karnımızı doyurmanın telaşesine düşüyoruz. Kayanın üstü sakinleşince sırayı ben alıp etrafa bir bakış atıyorum. Ayı kayası Dada'ya doğru geniş bir görüş açısı sunuyor. Bu arada Hamide Hanım ve kardeşi gayretlerinin sonucunu mağarayı bulmak suretiyle alıyorlar. Ayı Kayası'nın batı yamacında ve ortalarda yer alan Ayı Kayası mağarasını görmek için tek sıra halinde ve dikkatli bir şekilde mağaraya doğru iniyoruz. Mağaraya inen patika yol tek sıra halinde yürümeyi zorunlu kıldığından mağarayı görmek isteyen arkadaşlar öndekinin çıkmasını beklemek zorunda kalıyor. Biraz bekledikten sonra ben de mağaraya giriş yapıyorum. Mağarayı ilerleyen zamanlarda sizlere aktarmaya çalışacağım. Artık geri dönme zamanı. Geldiğimiz yolun tersine farklı bir yoldan dönüş yoluna düşüyoruz. Yolda mağarayı bulan arkadaşlarımıza hediyesi olan çikolata ikram ediliyor. Gelirken mola verdiğimiz çeşmeye çıkan dönüş yolunda bir ara çoğunluğu aynı olmakla birlikte farklı renk ve türdeki kelebeklerin arasında Kelebekler Vadisi'nde sanıyoruz kendimizi. Dönüşte bu sefer Kızsini köyü sakinlerinden Erol Bey ve değerli eşi çay ikramında bulunuyor bizlere. Bugüne emeği geçen arkadaşlarıma, Kızsini köyü halkına teşekkürlerimle. Yeni gezi ve tanıtımlarımızda buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın.